Victor Nelson'un yerine Leo Ortiz. Galatasaray Brezilyalı futbolcu Ortiz için devreye girdi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray için Brezilya basına flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmeninde gerçekleştiği belirtildi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da eseri başarılı oyuncu kariyeri boyunca hep Brezilya ekiplerinde forma giydi. Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapan Leo Ortiz için kulübünün kapıyı 6 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Jorginho bombası. Problem yaşadığı bölgelere takviyeler yapmak için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemine dünyaca ünlü bir ismi ekledi. Kerem Demirbay'ın performansıyla orta sahada eli rahatlasa da orta sahaya çok önemli bir ekleme yapmak isteyen sarı kırmızılılar Jorginho'yu listesinin üst sırasına yazdı. Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşayan İngiliz devi Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray oyuncuyu ikna etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun transferiyle birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Galatasaray'dan Fofana bombası. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü öne sürüldü. Fofana'nın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Thomas Partey bombası. Elit seviyede bir pres takımı olsa da Torreira'yı ön alan baskısına gönderdiğinde arkada derin boşluklar veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın arkasına yapılacak iyi bir 6 numara transferiyle takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Çimbom'da İngiliz'de bir Arsenal yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesine neden oldu. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den tam 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, Arsenal'de forma bulmakta zorlanıyor. 31 yaşındaki Partey'in Premier Lig temsilcisiyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha etkili olacağı, onun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatıp atak devamlılığını sağlayacağı öngörülüyor. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, yıldızı Rubali için bu kez de İngiliz devi Manchester United teklif sundu. The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euroya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Lucas Torreira, Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olduğunda da takımına 30 milyon euro kazandırmıştı. Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emre Can için harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 30 yaşındaki orta sahayla görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak.
Orta saha ve ön libero ikinci forma giyebilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızı duvara Emre Can yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Atletico Madrid'in starı aslan oluyor. Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken gündeme flash bir isim geldi. İspanyol basını sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiğini aktardı. Habere göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol yıldızın bonservisi için La Liga temsilcisine 6 milyon euro önerdi. Orta sahada ekşi yönlü olarak görev yapan Niguez'in Cimbom'a yeşil ışık yaktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi ise tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri haline getirmek. Galatasaray'dan Memphis Depay bombası. Galatasaray'da 10 numara için yeni aday Memphis Depay. Hem Icardi'nin yanında hem de arkasını oynayabilecek üst düzey bir forvet arkası transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Hollanda basını geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Depay'ın Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini, bu sezonun sonunda da anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın Depay için sezon sonunda yeniden hamle yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla fazla şans bulamadı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Depay için sarı kırmızılıların İspanyol ekibine opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Memphis Depay'ın Atletico Madrid'le sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.